Birinci soru. Eşiniz sizden ne ister? İktür benden en çok gezmeyi ister. Gezmek ister ama ilgidir. Ama ilgiyi de fazlasıyla veriyorum da ilgidir muhtemelen. İlgiyi fazlasıyla veriyorsunuz. Evet. Şimdi ben cevabı söyleyeyim. Huzur isterim, sadakat ve sevgi isterim demiş. Maşallah ya, 2-3 tane istemişsin. Ben çok şey istemiştim. Ama eşler hep bunu ister yani. Bir evde huzur varsa tamam, her o evin vardır. Tadına doyulmaz değil mi? Huzur deyip geçseydin yani keşke. Ya olsun, hepsini istedim. Yani sadakat ve sevgi deyince size dokundu mu? Yok, dokunmadı. Huzur oldu mu hepsi olur zaten. Onun için dedim yani. Uzatmaya gerek yoktu. Şimdi, bir tanesini hayır ya, şekeri falan tuzu eksik olmasın dedim. 3 tane şey koydum. 3 tane. Evet. Ama sen en çok gezmeyi istiyorsun. Ne zaman istiyorum ya? Sanki her gün gezmek istiyorum, millet öyle zannedecek. Hiç öyle bir şey yok. İsteyebilirsiniz. Gezmeyi çok seviyor. Çok dışarıda rahat. Hayır, ben yürüyüş yapmayı seviyorum. Gezmek yani gezmekten derken şey mi o yani kastın? Yürüyüşü çok seviyorum ben. Hı-hı. O da senin sağlıklı olman için değil mi yani? Tabii benim bak, için. Bak yani. Bir senede 13 kilo verdin sayemde. 13 kilo verdiniz. Evet. Verdim. Daha da vereceğim inşallah. Siz eşinize takılmaya devam edin Mehmet Bey. Zaten bütün vaktimiz beraber yani. Maşallah size. İkinci soruya geçiyorum. Evde yangın çıksa ilk hangi eşyayı kurtarır? Hocam bu sorunun cevabını ben bile merak ediyorum. Ben inanın yemek yapmayı çok seviyor. Fırın diyeceğim de gücü yetmez. Yani. Bakın cevap niteliğinde oluyor söyledikleriniz. Tamam. Ha, cevabını. Cep telefonu diyeyim ben de. Doğru cevap. Cep telefonu niye aldım da söyleyeyim. Da çünkü bütün fotoğraflarımız falan her şeyimiz var ya cep telefonunda. Yani. Kaybolmasın diye anılar. Peki haftada kaç kere çamaşır yıkar eşiniz? 3 diyeyim, kurtulayım ya. Kurtulayım diyorsunuz. Aynen. Peki doğru cevap. Aslında 3 değil biliyor musunuz? Ben haftada 4-5 kere yıkarım ama Mehmet'in uğurlu sayısı 3 ya. Sadece onun için yazdım ben o işi. Böyle taktikler var. Böyle bir şey. O her şeye 3 diyor ya. Notları da genelde hep farkında. Uğurlar gidiyoruz falan. Yani, evet. Bilseydim ilk soruda da avokado yazardım. Vallahi Mehmet Bey, avokado Mehmet diye adını çıkacak. Gelen bir hediyeydi ama yani. Hediye, avokado hediye alan bir eşe de o yazılır yani aslında ama. İyi, hoş diyorsun da yani. Vitamin deposuymuş, vitamin. Bunu niye aldın, niye? Ama ben sağlığını düşünüyorum yani. Kış ayındayız. Yapacak bir şey yok. Peki, dördüncü soruya geçiyorum. Geçelim. Kayınvalideniz kaç yaşında? 61-63 arasında çok gidip geliyorum da 62 deyip bundan da kurtulmak istiyorum. Mehmet Bey. Ya kurtulma koduna girdi yani. Siz kurtulurken de doğru cevap vermiş oldunuz Mehmet Bey. Ama 62 niye bildi? Hiç 61 ile 63 deme. Dün Müjgan ablalarda biz ne konuştuk? Tamam konuştuk da annemin. Ben genelde hep annen kaç dün yaşında olduğu zaman... Tesadüf dün akşam neyi konuştunuz? Evet, halama gittik. Hı. Halamın kızıyla falan konuşuyorduk işte annem 62 yaşında oldu falan diye. Ya sen orada muhabbeti mi kaçırdın? Ben onu kaçırdım da nasıl ben... Nasıl dinlemezsiniz Mehmet Bey? Genelde hep bu muhabbet geçtiği zaman 63 diyorum. İktir 62 diyor. Ama bayanlar hep böyle bir... Aynen. Ama yine doğru bildim ya iyi yani. Ay ben hiç bu kadar beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Beşinci soru. Eşinizin en sevdiği hayvan hangisi? Eşim uzaktan da dahi olsa hiçbir hayvanı sevmiyor. Tamam. Biraz köpeğe ilgisi var. Ama balığı yemeyi çok seviyor. Balık diyebilirim buna belki. Hmm, balığı o kadar seviyor ki yiyor diyorsun. Peki doğru cevap tavşandı. Ya aşkım yani küçükçe tavşan. Ben tavşan hiç ne sevmiyorum. Sen ne zaman bir ağzından bir kere tavşan lafını duymadım ben. Duyamazsın çünkü ama doğru söylüyor. Ben hayvanlardan hiç sevmemek ya değil yani. Uzaktan severim ama yanıma gelmesin. Uzaktan yani da görmedim ben hiç. Ya uzaktan severim derken bakarak aa güzelmiş hiç falan. Hiç tepki yani vermiyor ama yani. Ama tavşan hani küçük ya ısırmaz falan böyle minik bir şey. Yumuşak. Ona uydurdum hani bilemeyeceğim. Keşke bir kere söyleseydin aklımda kalırdı yani. İşte orada aklıma geldi öyle tavşan. Hangi renk tavşanı seversiniz? Beyaz. Şimdi Mehmet Bey biliyor muydunuz beyaz tavşan sevdiğinizi eşinizin? Daha bir kere ben tavşan seviyorum lafını duymadım. Bizim programımızda öğrendiniz. Tamam bundan sonra tavşan yani. Tamam. Evet, sizleri de yerinize alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.